İyi günler arkadaşlar. Sonunda malumunuz sapık horoz Necati'mize bir yuva yapmaya karar verdim. 2 gündür onun çalışmasını yapıyorduk. Gördüğünüz gibi tahtadan geçici bir kümes yaptık. Maliyetini merak eden arkadaşlar için 200 milyon tam olarak 200 milyon tahtalara verdik. Gerisi zaten evde olan malzemelerdi. Çatıyı değiştirmiştik. Metal yapmıştık. Saç yapmıştık. Ondan artan kiremitleri kullandık. Ortalama takriben 300 milyona falan mal olacak bir kümes oldu. Horozumuz Necati'miz tekti. Onun yanına bir tane eş getirdik papaklı. Yavrularımız var bu seneki sezondan, civcelerimiz. Onlar da yavaş yavaş büyümeye başladı. Kümesimizde kendimizin düşündüğü bazı ayrıntılar düşündük. Bunlardan bir tanesi, arkadaşlar, içeri girip göstereyim. Yumurtalık yaptık, holluk. Hollu içeriden böyle sürekli girip alması zor olacağından. Tamam, korkmayın kızı çocuklar. İçeriden girip alması zor olacağından veya üşendiğimiz için burada oturma yerleri gece yatarken şöyle ekstra bir detay düşündük. Buradan kendimiz bir cam yaptık. Bunu manuel olarak bu şekilde kapatabiliyoruz. Ama şimdilik geçici olarak açık kalsın. Hem bizim için kolaylık olacak arkadaşlar, bu yumurtalara bakarken, almak isterken. Civcevler yakında zaten 18 haftayı falan doldurmuş olacak. Yavaş yavaş kılavuz vermeye başlarlar. Bazı arkadaşlar soruyordu tavuklara ne yemi veriyoruz diye. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere bu hamdene, pirincin olmamış hali. Bu sene maliyeti 50 kilosu 80 milyondu arkadaşlar. Tabii yeni sezon çeltik hasatının olmayışı ve aradaki aracıların kar payını pandemi sürecini bahane ederek bayağı bir yükseltmesi. Şu an 50 kilosu 130 milyona kadar çıktı. Allah nasip ederse bir 10 güne herhalde yeni hasat çıkmaya başlar. Bu sene muhtemelen sezonu 100 milyondan açarlar. Kilosu takriben 2 milyona gelir. Bu hamdenenin özelliği, pirinçte olan vitaminlerin birebir aynısı var. Tavukların yumurta yapması için çok ideal. Ama tek bir sıkıntısı var. Resmen bağımlılık yapıyor. Hamdene yemeye başladıklarından sonra arpa, buğday kolay kolay yemiyorlar. Zor da kalmadıkça. Hamdene bittiğinde, arpa veya buğday vermeye başladığımızda ilk bir hafta kolay kolay yemiyorlar. Yemedikleri gibi resmen psikolojileri bozuluyor sanki. Yumurta yapmayı falan bırakıyorlar. Öyle değişik bir özelliği var. Bakalım bu sene inşallah arıcıların kar marjını biraz düşürmesini, fabrikaların insaflı olmasını istiyoruz. En azından fabrikaların insafına kaldık da diyebiliriz arkadaşlar. Fabrikalar normalde rutin olarak maliyete yakın bir fiyat çekiyor ama genellikle aracılar bayağı bir fiyat farkı ortaya çıkartıyor. Bu arada söylemeyi unuttuğum bir şey var. Burası köy hayatı olduğu için atmaca, çakal falan bayağı bir sıkıntı yapıyor. Bu 3 ay içinde bir tavuk 5 tane de civciveyi götürdü. Civcivimi götürdü arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir önceki videomda da söylemiştim. Bu horozuma da daldı. Kuyruğunda hiç tüy kalmamıştı. Göğsünde de tüy kalmamıştı arkadaşlar. Ben de ondan dolayı tel almak zorunda kaldım. Ortalama bir top çevirmek için bir topta üstünü kapatmak için ortalama topu 85 milyon, 170 milyon da onun fiyatı var. Ortalama bu durumda kümes 500 milyona falan yakın mal oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar soracak, bu durumda hiç kar ettin mi? Şu kadar söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an pazarda organik yumurtayı memlekette 90 kuruşa satıyorlar.
Birebir siz alıcı bulmazsanız toptancıya siz verdiğinizde 50 kuruştan alıyorlar. Hiçbir şekilde kâr edemezsiniz arkadaşlar. Ama zevk olarak, hobi olarak bayağı bir keyfini çıkarırsınız. Daha söyleyecek neyimiz var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi horozumuz artık tek başına değil, artık tabaklarla, tencerelerle uğraşmıyor. Ona çok güzel papaklı bir eş verdik ve yanındakiler de büyüdüğünde artık o da günlük gülistanlık yaşamaya devam edecekler arkadaşlar. Kafanıza takılan bir soru veya merak ettiğiniz bir şey olursa videonun yorum kısmına yazarsınız. En kısa sürede size dönüş yaparım arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar.